Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıktan ve kapaktan anlayacağınız üzere ben ne kadar mutlu görünsem de şu an çok güzel bir video çekmiyorum. Bu hafta yazılı haftamız var. Bugün de Türkçe sınavımız oldu hatta. İyi geçti, öyle söyleyeyim, yani güzel geçti. Bugün, hatta bugün demeyeceğim. Bu videoda birkaç gün var, birkaç günden oluşacak. Bugün günlerden pazartesi. Az önce dedim mi bunu ya? O kadar çok tekrar ettim ki bu videoyu. Çünkü ışığı beğenemedim. Benim odamda bir sarı ışık var. Bir şu etrafta gördüğünüz kare sarı ışık. Bir de onun ortasında bir tane beyaz ışık var. Hiç olmamış. Bir sarı bir beyaz olunca böyle görüntü kalitesi bayağı düştü. Öyle söyleyeyim. Belki videonun içinde bunu sonra ayarlamaya çalışırım da onu halledeceğiz bir şekilde yani. Ya ikisi de beyaz olacak ya da ikisi de sarı ama büyük ihtimalle ikisi de beyaz olması videolar için daha iyi olur. Ben İstanbul'daki evimdeyim bu arada. Zaten okulum da İstanbul'da olduğu için biliyorsunuz. Burada çok video çekmemiştim şu ana kadar. Şimdi fark etmedim aslında. Şimdi yani birkaç video öncesinde de fark etmiştim bu eksikliği ama bir şekilde bu da halledilir. O yüzden sizden biraz özür diliyorum bu videodaki görüntü kalitesizliğinden dolayı. Yarın da İngilizce sınavımız var bu arada. Türkçe notları da birkaç gün içinde açıklanır. Bu arada notlar açıklandığında da güncelleme yapacağım video içerisinde. Şimdi İngilizce çalışacağız ama şöyle bir sorunumuz var. İngilizce'de ne çıkacağını söylemediler. Ben bu arada hazırlık okuyorum. Bunu belki 10'uncuya falan söylüyor olabilirim videolarımda ama hiç önemli değil. Yeni aramıza katılanlar olabilir. O yüzden İngilizce sınavlarım çok zor oluyor. Yani bayağı zor oluyor. Ben İngilizce sınavlarında şu ana kadar hiç 100 alamadım galiba. Hatta e-okul notları videomda da İngilizce sınavım bir şey değildi galiba. Yüksek değil. Yüksek değil dediğim çoğu 100'dü. İngilizce sınavım galiba 96'ydı. İngilizce sınavını şimdi 96 olarak tutmaya devam edeceğim. Artık 100'ü hedeflemiyorum İngilizce'de çünkü çok zor soruyorlar. Ve dediğim gibi ne soracaklarını söylemediler. Şimdi benim biraz cebelleşmemi izleyeceksiniz. Nelerden çalışacağım onları da çıkaralım. Çıkardım orada bilgisayar bir şeyler çıkardım. Bir detaylı göstereyim ne yapacağımı. Evet, böyle bir kağıt var. Yani burada bu arada numaram sınıfı falan ifşa oldu ama hiç önemli değil. Bu kağıt bizimle Ocak'ta paylaştılar ama Ocak'ta paylaşmalarına rağmen bu kağıt çıkacakmış. Bu kağıttaki bu verb'ler önemli. Bu fiillerin nasıl anlatsam? Reported haline. Türkçesi nasıl deniyordu? İletilen haline. Hiç güzel anlatamadım ama report halini çalışacağım. Öyle söyleyeyim yani. Bir bunları çalışmam lazım. Sonra önümde böyle bir kitap var. Bu kitap tamamen dolu değil. Ama güzel çalıştığım da vardır bu kitaptan. Şimdi hep boş kısımları denk geldi. Rezilliğe bakın. Ha. Yani böyle biraz çalıştığım bir kitap. Buradan konulara falan bakacağım. Ama biliyor musunuz İngilizce'de o kadar çok konu var ki komple ben bir dili nasıl bir akşamda çalışayım? Hani derslerde de zaten ödev falan yaptığım için şu kitaplardan da ödev alıyoruz. Yani yaptığım için çok fazla bir şey çalışmayacağım şimdilik. Yani yapabileceğimin en iyisini yapmaya çalışacağım. Ama biter mi? Bitmez. Şöyle bir kitap var. Komple İngilizce. Görünüyor mu acaba? Full İngilizce. Bayağı normal. Hani biz Türkçe kitap okumuyorsa bu da böyle İngilizce bir kitap. Bundan da soru gelebilirmiş. Yani ben ne yapacağım bilmiyorum şu an. her şeye komple bir bakış atacağım. O zaman kameraya koyayım biraz İngilizceye çalışayım. Vallahi çok zor olacak. Ay, kamera da çok titriyor. Böyle öyle... Ay nasıl titriyor? O kadar kalitesiz bir tripod'da kullanıyorum ki. Yani ekipman sıfır. Gerçekten. Ama ben bu tripodlara o kadar para veriyorum. Sonra kırılıyorlar. Bilmiyorum aranızda bilen var mı? Bana şöyle çok kaliteli, çok güzel bir tripod önerir misiniz? Çünkü yok. Yani piyasada yok. Bu kaçıncı tripodum benim? Üçüncü falan galiba. Bu arada biraz eğilmem gerektiğini fark ettim. Üçüncü tripodum falan galiba ama neyse biz konuyu değiştirmeyelim. Sınav var. Unutmamam gerekiyor sınavı. Böyle ben konuştukça konuşasım geliyor çünkü. Şöyle mi yapsak size? Neyse şimdi başlayalım. Ezberlemem gerekenleri buraya not edeceğim ki ezberleyeyim. Umarım ezberlerim. Evet.
şunları iğrenç yazımla şuraya aktardım. O altta da pijamam gözüktü yalnız, çok komik. Ne yapalım arkadaşlar, yani pantolonla mı çalışayım, pijama giydim tabii altıma. Bunları böyle yazdım. Bunlar da böyle burada duruyor. Buradan çalışacağım çünkü ne bileyim, bence yazınca daha iyi aklımda kalıyor. Yani ben de öyle, herkesin öğrenme tarzı farklıdır. Ama bende de böyle daha iyi aklımda kalıyor. Bunların çekimlerini böyle, ya çekimlerini demeyeyim, nasıl kullanıldıklarını öğrenmem gerekiyor. Bunları yazdım. Bunları şimdi biraz oturup çalışacağım. Yatarken de okuyacağım. Şimdi asıl şeyim bu kitabın chapter'larının özetini çıkarmak gibi bir şey olacak ama bunu düşünerek yapacağım. Yani bu kitabın 25 adet bölümü var. Ya da 25'ten daha fazla da olabilir. Hepsini tek tek yazamam herhalde diye düşünüyorum. Hepsinin özetini. 25 tane özet, bütün bölümlerin özetini. Sadece küçük bir okuma yapacağım. Önemli yerlerin altını çizmiştim zaten. Belki belli oluyordur. Yani altı çizdiği birkaç yer var, onları okuyacağım. Hocanın da çizdirdiği yerler var. Bu arada ben arkadan böyle garip müzikler açıyorum. Çok da hoşuma gidiyor. Eğer odaklanma probleminiz varsa, aslında benim öyle problemim yok. Ama hoşuma gidiyor yani. Hani sessizlikten daha iyi geliyor bazen. Odaklanma probleminiz varsa ya da kendiniz de istiyorsanız böyle hani arkada bir ses olsun, internette var yani. Study Music yazdığınızda direkt çıkar. Bu da buradan size bilgi. Evet, ay çok güzel anlayayım. Evet, bugün bir şeyler yaptım. Bu arada bu videoyu kapattıktan sonra daha da çalışacağım. Ama bu video 3 günden oluşacağı için yani her günü 20-25 dakika çekemem diye düşünüyorum. Bu videoyu 5-6 dakika çektim. Diğer günleri de öyle 5-6 dakika çekeceğim. Dediğim gibi biraz, hatta çok daha fazla İngilizce çalışıp yatacağım. Yarın görüşürüz diyorum. Umarım yarın bu videoyu açtığımda masa sallandı. Yarın bu videoyu açtığımda şey olur. Hani çok güzel geçti falan derim. Umarım öyle olur. Yarın görüşürüz. Evet. İlk şunu sorgulamak istiyorum. Ben niye hep gece açıyorum bu şeyi? Şu an saat 9:30 gibi bir şey. Ben çalıştım. Ama bu arada durun. İngilizce sınavım çok güzel geçti. Yani çalıştığım şeyler çıkmadı biliyor musunuz? Yani hep böyle normalde bildiğim şeyler çıktı. Hani ekstra çalışmaya çok gerek vermemiş bilmiyorum ama yani yine de ben çalıştım. Ben kendimi garantiye aldım, öyle söyleyeyim. Ama çok güzel geçti sınavım. Hani en son ben ne diyordum? Şey diyordum. Çok geçti açıyorum. Aslında ben bu videodan önce de biraz çalışmış oluyorum. Videoda da biraz çalışıyorum. Sonra videodan sonra da biraz çalışıyorum. Hani çok kısa gösteriyorum ama bunlar çok daha fazlası var, onu söyleyeyim. Çünkü her şey kayda alınmıyor. Her şey de kayda alınsa da her şey koyulmuyor. O zaman video kaç saat olur? Neyse, çok mutluyum. Yani o yüzden iyiyim. Moraller yerinde. Yarın fen sınavım var. Bu arada bugün salı. İngilizceye oldum dediğim gibi. Ha, bu arada Türkçe sınavı da açıklandı. Türkçeden de 100 almışım. Çok sevindim. Yani galiba tek 100 alan benim okuldan. Şunu da söyleyeyim. Bunu da gidip ben 100 aldım falan diye anlamda söylemiyorum ama ben hiç beklemiyordum. Yani illa bir yerden yazıp çıkmıştı çünkü şöyle sınav 9-10 sayfa oluyor genelde. Bir dakika, 9-10 attım mı? 6-7 diyeyim. Uzun oluyor yani. Ve ne kadar çok sayfa olursa o kadar çok yanlış yapma ihtimali oluyor. Ben dedim kesin yanlışım vardır. Çıkmadı.
İnşallah hepsi böyle olur. Yarın fen var. Yarın fen olduğu için fen çalışmam lazım. Şimdi yine benim çalışma defterimden, o çok işime yarayacak çalışma defterine. Zaten işime de çok yarıyor. Sizin de öyle bir defteriniz olabilir bu arada. Defter de masada kalmış. Dün İngilizce çalışmıştım. Şu defter. Böyle bir defterim var benim. Sadece buna çalışma notlarımı yazıyorum. Yani bunu ben okula falan götürmüyorum. Ders çalışacağım zaman ve ek bir şeyler yazmak, hani yazarak aklımda tutmak istiyorsam her derse başlık atıyorum. Mesela bir sayfa İngilizce, bir öbür sayfa fen falan. Hani o sayfada oldukça yeni sayfa açıyorum. O tarz not alıyorum bu defterden. Siz de böyle bir defter yapabilirsiniz. Hani isterseniz dijital de yapabilirsiniz. Ben dijital versiyonunu zaten istesem de yapamam çünkü tablet kalemim yok. Bir tane var, o da çakma yani. Çok güzel olmaz ama siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz dediğim gibi. Şimdi fen çalışacağız. Yine bilgisayarımdan ve bu defterden yardım alacağım. Çekelim o zaman. Fenden bu arada, fen de İngilizce bizim. Bizim okulda bütün Türkçe ve galiba şeydi Türkçe, coğrafya ve tarih hariç bütün dersler. Zaten ben coğrafya tarih görmüyorum hazırlık olduğum için. Bütün dersler İngilizce olarak işleniyor. O yüzden fen de İngilizce. O yüzden daha zor. Ama olsun. Buna da çalışarak her şey hallediliyor. Başlayalım. Burada da şöyle bir kağıdımız var. Uzun bir ödev vermişti hoca. Ben bu ödevi yaptım. Şimdi bu ödevin cevap anahtarı da yayınlanmış. Ödevimi kontrol ettim bu arada. Hatam doğru düzgün yok ama tabii ki cevap anahtarı daha iyi hazırlanmış. Ay, kameraya vurdum az önce. Cevap anahtarı çok daha iyi hazırlanmış. Şimdi size cevap anahtarını göstereyim. Uzun bir cevap anahtarı hazırlamış. Umarım sınav... Ya aslında çok uzun değilmiş ya. Kaç sayfa? 5 sayfa. Umarım sınav da 5 sayfa olur. Gidip sınav 7 sayfa falan olmaz. Şimdi bunun üstünden çalışacağım. Ve birkaç, hatta birkaç değil, bir sürü kelimeyi anlamadığım vokabi buraya yazacağım. Anlamadığım yok aslında da belki unutma ihtimalim var dediğim. Hani tanımlarını falan da internetten bakıp yazacağım. Gerçekten şu ışığı değiştirmem gerekiyor acilen. Yani o kadar sinirim bozuldu ki, o kadar yani güzel bir kamerayla çeken telefonum var ama ona rağmen hani böyle video hafif kalitesiz görünüyor. Bu da halledilecek. Zaten çok aşırı fark edildiğini düşünmüyorum ama takmayalım. Değil mi? Bu konu çok kolay değilmiş. Bu osmosis ve diffusion. Tabii bunun Türkçesi ne? Diffusion kesin difüzyondur. Osmosis'in Türkçesini bilmiyorum. O kadar saçmaymış ki. Yani ben bunu sınavdan önce çok çalışmamıştım bu arada. Şimdi çok daha iyi çalışıyorum. Zaten bu konuyu yeni öğrendik. Şey de kötü, öğrenciler olarak bu çektiğimiz bu şey de var. Hani öğrendiğimiz şey direkt sınavda soruluyor. Hani o hafta öğrensek de sınavda bazen sorulabiliyor. Bu biraz öyle bir durum oldu. Buna o yüzden daha iyi çalışacağım. İşte moleküllerin transferiyle alakalı. Bu da
canım fen yani. Gerçekten 8. sınıfta ben zor zannederdim. Sanki hani hazırlık da böyleyse 9. sınıf yani 9. sınıfta büyük ihtimal çok daha zorlanacağım. Ama çalışınca oluyor. Umarım bu da olur. Ben biraz daha çalışacağım buna. Notlarımı da size göstereyim. Tamam, yine mükemmel olmayan ama okunabilir yazımla. İşte ilk kimya bölümünün 3 bölümünden oluşuyor fenlerimiz. Niye böyle elimle illa 3 yapma ihtiyacı duyuyorum bilmiyorum. Kimya, biyoloji. Şuraya bir daha kimya yazmışım ama bir daha kimya değil bu. Bu fizik. Bunu herhalde kafam karışmış. Fiziksi yazmam gerekiyordu. Şöyle bunları yaptım. Hatta birkaç etkinlik vardı. Onu da böyle kendim saçmalayarak bir şekilde yaptım bir şeyler. Ama asıl notlarım bu. Burada bu beyin fırtınaları falan görüyorsunuz. Burada suyun difüzyonu ve suyun difüzyonu değil, tuzun difüzyonuyla suyun ozmosisi vardı. Bu şekilde. O zaman yarın görüşürüz diyorum. Ve umarım bu videoyu, yarın bu videoyu çok mutlu açarım. Evet, evet. Bugün günlerden çarşamba. Bugün fen sınavı. Niye bu kadar mutluyum ben ya sınav haftasında? Herkes bana şey diyor bu arada. Bilmiyorum videoda nasıl görünüyorum. Yorgun göründüğüm bir gözüküyor. Göz altlarım falan biraz morarıyor çünkü geç yatıyorum ama olsun. Güzel geçti. Ben videoyu açınca bu arada gerçekten moralleniyorum. Videodan önce böyle ölü gibi geçsem de videoyu açınca size böyle bir moral, mutluluk, motivasyon yayasım geliyor. Bugün fena olduk dediğim gibi yarın ne sınav vardı? Yarın galiba matematik var ama şöyle bir şey. Matematiğe ben çok güzel çalıştım dün. Çekmedim onu ama ondan önce de çalıştım. Şimdi o yüzden çalışmayı yine çalışacağım ama çalışırken belki daha ufak bir kısmı çekerim. Fende bu arada çalıştığım şeyler çıktı. İngilizce de öyle olmamıştı bakın. Bu arada farklı bir yerde açmak istedim. Çünkü hep orada açmışım. Hani hep sanki aynı günü yaşıyormuşum gibi hissettim. Bu sefer farklı yerden açıyorum. Umarım buranın ışığı daha iyidir. Şöyle diyeyim. İngilizce'de zaten demiştim bunda. İngilizce'de çok öyle çalıştığım gibi çıkmamıştı ama fende çıktı. Fende çalışmamın karşılığını çok güzel aldım. Matematikte de umarım öyle çıkar. Kolay ve kolay olur. Matematik kolay olsun lütfen. Şimdi o zaman matematiği çalışmaya geçelim. Ve ondan sonra da videoyu kapatacağım. Çok yoruldum çünkü. Çünkü hem video çekip hem de şey yapmak zor. Hem de yazılıların üstüne olması. Tabi bu arada bizim yazılarımız matematikte de bitmiyor yarın. Bu arada videonun altına da yazarım matematik sınavının nasıl geçtiğini. Matematiğe geçelim. Bu sefer laptop'tan değil iPad'den çalışacağım. Ve şu ödevi kontrol edeceğim. Böyle çakma bir kalemim var. Hiç yazmıyor. Bu neredeyse hiç yazmıyor ama burada bir şey daha vardı. Onu size göstermem lazım. O şeyi bulamadım. Çorda unuttum galiba. Şöyle bu kalem çok çalışmıyor. Şöyle göstereyim zaten. Orijinal kalem değil. O yüzden ben bir eldiven takıyordum. O eldiveni takınca tablet daha iyi algılıyordu kalemi. Şimdi eldiven takmayacağım. Zaten ödev çözmeyeceğim. Dediğim gibi yaptığım ödevi hocanın attığı cevapın hatırına göre kontrol edeceğim. Hocaların attığı son ödev yazılıya benzer demeyeyim. Yazılının konusunu içeren ve yazılıyla aynı zorlukta. Yani zor ödev oluyor. Ve o ödevin kontrol edip yanlışları anlamak da önemli oluyor. O yüzden şimdi o ödevi kontrol edeceğim. Bu arada tablet kılıfım çok berbat görünüyor. Onun farkındayım. Bu ödev fazla kısa. Çünkü bu ödev dışında bir ödev daha varmış. Ben onu galiba yapmadım ya da yapmışımdır büyük ihtimalle. %100 yapmışımdır ödev verildiyse de. Ben onun farkına varmamışım. Şimdi o ödevi de kontrol edeceğim. Ve sonra matematik defterim nerede? Matematik için çok not almıyorum. Bir şey düşürdüm ama. Matematik defterini daha çok okuyorum falan. Çok fazla not almıyorum. Böyle mükemmel bir matematik defterim var. Çok güzel not alırım yani onu söyleyeyim. Bu şekilde. Yani çok daha fazla bir şey yapmayacağım. Kendime çevireyim. Videoyu burada kapatıyorum.
Bu videoda hangi günleri çekmiştim? Pazartesi, salı ve çarşambayı çektim. Şu ana kadar çektiğim en uzun vlog olabilir YouTube hayatımda. Daha uzunlarını çekmek dileğiyle diyorum. Sadece Türkçe notumu öğrenebildim. Çünkü pazartesi, evet pazartesi Türkçe, salı İngilizce. Bugün de fena olmuştuk. Yarın da matematik olacağız. Sadece Türkçe notumu öğrenebildim ama tüm notlarımın gösterdiğim, öğrendiğimde gösterdiğim e-okul notlarım videosu bu videodan sonra gelir diye düşünüyorum. Bu şekilde yani sınavlara ben çalışıyorum. Umarım siz de çalışıyorsunuzdur. Çok fazla aşırı gösteremiyorum sınav çalışmamı. Her şeyi tek tek size anlatamayacağım için. Oh, içim ama bir rahat oluyor. Hem de çok stresliyim. Bilmiyorum yüzümden anlaştı mı, hareketlerimden anlaşılıyor ama ben sınavda çok stresli oluyorum. Böyle ateşim falan çıkıyor sınavda biliyor musunuz? Sonra iniyor. Allah'tan sınav sonucumu etkilemiyor ama çok stresleniyorum ben sınav zamanı. Umarım sizin sınavlarınız çok rahat geçer. Bittiyse de umarım bütün notlarınız çok güzel gelir. Dönümü güzel bir şekilde kapatırsınız. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.